23.5 Hrant Dink Hafıza Mekanı 23.5 Hrant Dink Hafıza Mekanı, Hrant Dink'in yaşamını, mücadelesini ve mirasını anarak toplumsal hafızayı diri tutan önemli bir merkezdir. Bu hafıza mekanı, 2015 yılında Agos Gazetesi ve Hrant Dink Vakfı'nın ofislerinin bulunduğu Sebat Apartmanı'nda kuruldu ve ismini Dink'in 23.5 Nisan başlıklı yazısından alarak Türkiye toplumunu geçmişin hüznü ve coşkusunu birlikte sahiplenmeye davet ediyor. Agos gazetesi 1996 yılında Hrant Dink ve arkadaşları tarafından Ermeni kimliğini korumak, yeni kuşaklara aktarmak ve Türkiye'deki Ermenilerin sorunlarını gündeme taşımak amacıyla kuruldu. Cumhuriyet döneminde Türkçe ve Ermenice yayın yapan ilk gazete olarak azınlık meselelerini gündeme getirerek insan hakları ihlallerine yönelik politikaların gelişmesine katkıda bulundu. 1999 yılında İstanbul'daki Sebat Apartmanı'na taşındı ve burada Ermeniler, araştırmacılar, gazeteciler ve insan hakları savunucuları için önemli bir merkez haline geldi. Hrant Dink gazetenin genel yayın yönetmeni olarak 2004 yılından itibaren nefret söylemi ve yargı süreçlerine maruz kaldı. Özellikle Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'in Ermeni kökenli olduğunu iddia eden haber büyük yankı uyandırdı ve Dink genel kurmay tarafından uyarıldı. Bu ve diğer yazıları nedeniyle hakkında açılan davalar sonucunda Dink 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve ulusalcı gruplar tarafından hedef gösterildi. Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de Sabat Apartmanı'nın önünde kurşunlanarak öldürüldü. Bu cinayet büyük bir tepkiyle karşılandı ve on binlerce kişi cenaze törenine katıldı. 23.5 Hrant Dink Hafıza Mekanı, Hrant Dink'in mücadelesini ve anısını yaşatmayı amaçlayan farklı temalı odalar ve sanatsal hafıza işlerinden oluşur. Agos Odası gazetenin kuruluş hikayesini ve ele aldığı konuları aktarırken, Koydor, Türkiye'nin 1996-2007 yılları arasındaki tarihini Agos manşetleriyle sergiler. Adalet Arayışı Odası, Hrant Dink cinayeti ve anma törenlerine dair bilgiler sunarken, Güvercin Tedirginliği Odası, Dink'in hedef gösterilme süreçlerini anlatır. Ayrıca, tuvalet korosu yerleştirmesi, Hrant Dink'in altında yaşadığı işkencelere ışık tutar tuz ve ışık yerleştirmesi ve büyük elçilik kurma projesi gibi sanatsal işlerle ziyaretçiler hatırlamaya ve tefekküre davet edilmektedir. Mekan ziyaretçilerine sadece Hrant Dink'in yaşama hakkında bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda Türkiye'nin yakın tarihi ve toplumsal meseleleri hakkında derin bir farkındalık kazandırır. Ziyaretçiler hafıza mekanından duygulanmış ve geleceğe dair cesaretlenmiş bir şekilde ayrılır. 23.5 Hrant Dink hafıza mekanı, geleceğe dair tahayyüllerin ve umut, adalet, hafıza gibi kavramların paylaşılmasına olanak tanıyan bir alan sunar. Hafızalaştırma çalışmaları yürüten kurum ve bireyler için ilham kaynağı olan mekan, bu zorlukların üstesinden gelmek için uluslararası uzmanların deneyimlerinden yararlanarak tasarlanmıştır.